Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir saç bandı çalışması yapacağız. Bandamızı Selanik modelimizi uygulayarak çalışacağız ve bütün ayrıntılarıyla bu Selanik modelimizi de aynı zamanda çalışmış olacağız. Saç bantları bildiğimiz üzere baş ölçüsü olana kadar örüyoruz. Hangi model uygularsak uygulayalım. Daha sonra iç içe geçirerek dikiyoruz. Yani bir tarafın üstü bir taraf şu şekilde girdirerek dördünü birlikte dikiyoruz. Dilerseniz her ikisi uç kısımları konup Katları birer birer de dikebiliriz. Ben katları üst üste koyup katları birer birer dikmeyi tercih ettim. Tabi siz girdirme yöntemiyle de dikebilirsiniz. Daha küçük yaş grupları için biraz daha ince çalışabilirsiniz. Daha isterseniz kalın da çalışma yapabilirsiniz. Başınız üşüyorsa herhangi bir sağlık probleminiz varsa kulaklarınızda daha ilmeklerimizi büyük alarak çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet çalışmamıza kolay gelsin diyerek başlamak istiyorum. Kolay gelsin. Bandımızı örmek için 4 numaralı şişimi kullanıyorum. İp olarak ise Ören Bayan'ın tanjasını kullanıyorum. Şöyle bakalım. %100 akrilik olan ipimiz 100 gram ve 120 metreden oluşmakta. Renk numarası ise 115. Şişime ben 16 tane ilmeğimi alarak geldim. 2 4 6 8 10 12 14 16. Şöyle bir tane de en son ilmekten sonra düğümümüzü atalım ve hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimiz çok çok kolay yapımı olan bir model. Bu modelle çoğu zaman hep korkutuluruz. Ya çok zor, selanik zor, selanik zor, yapımı zor. Hiç öyle değil arkadaşlar. Emin olun en kolay şekliyle bütün püf noktalarıyla şimdi sizlerle birlikte bandanamız üzerinde çalışalım. Sizler dilerseniz bu selanik modelimizi bandanamızla öğrendikten sonra kazaklarınızda, ceketlerinizde, atkılarda her türlü örgülerde kullanabileceksiniz. bakın çok kolay. Hemen başlayalım püf noktalarıyla birlikte. Her zaman ilk ilmeği mutlaka örüyoruz. Birinci püf noktamız bu. Normalde ilk ilmeği şişimizden boş çekiyorduk. İlk başlarken de örgümüz devam ederken de mutlaka ilk ilmeğimizi örüyoruz ve düz örüyorum. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimizi ise şu şekilde örüyoruz bakınız. İpimiz Örgüyü götürdüğümüz ipimiz şişimizin şöyle üzerinde olacak. Ve diğer ilmeğimizi örmeden boş alacağız. Şöyle üzerinde bir tane örülmedik ilmeğimiz, bir tane de normal ilmeğimiz. Eğer şu şekilde yaparsanız ilmek e, ipimiz arkada kalırsa bu atma işlemi olmaz ve selane yapamayız. Buna dikkat edelim. Tekrar alalım bakınız. İpimi şu şekilde şişimle kaldırıyorum ve ilmeğimi ardından girerek alıyorum şöyle bir görüntü olması gerekiyor şişimizin üzerinde ve sıradaki ilmeğimi düz olarak arkadan girerek örüyorum lütfen bu şekilde bu örgümüzde arkadan girelim farklı örgü kullanan arkadaşlarımız illaki vardır ama bu şekilde aldığımız zaman selaneğimiz puf puf çok güzel durmakta tekrar bir düz ördükten sonra bir düz bir boş bir düz bir boş şeklinde öreceğiz İpimi şöyle alıyorum ve bakın şişimi şu şekilde girdiriyorum İpim ve şişimin şöyle durması gerekmekte örmeden çekiyorum bir tane ardından girerek düzüm örüyorum sırada yine boş ilmeğim ipimi alıyorum diğer ilmeğimi şu şekilde girdiriyorum ve geçiriyorum tekrar bir tane düz örüyorum. Ee, diğer selanik çalışmalarımızda bazı arkadaşlarımız Selaniyenin olmadığından bahsetmişlerdi. Eğer şu şekilde alırsak ipimizi boş şöyle bakınız burada kalacak. Biraz önce de bahsetmiştim. Buna dikkat edelim. Lütfen alacağımız ip şişimizin üzerinde dursun. Şöyle alıyorum. Bir bakın. Şu şekilde. Buna dikkat edin. Sıradaki düz. Tekrar boş alıyorum. Bakın üzerinde bir tane düz ipimi alıyorum. Bir tane düz ipimi şöyle geçiriyorum. Boş alıyorum. Son iki tane ilmeğimiz kaldı. Selanik öreceğimiz zaman mutlaka çift sayıda başlayalım. Ne kadar büyüklükte hangi örgüde kullanacaksak modelimizi çift ilmek alalım ve modelimizi öyle kuralım. Bakınız boş üzerine aldığımız ilmekten sonra düzümü örüyorum ve son ilmeğimi ipimi öne alıyorum. Ve şişime örmeden takıyorum. Birinci ilmeklerimizi mutlaka örüyoruz. Son ilmeklerimizi ise asla örmüyoruz. İlmek üzerine modelimizi kurduk ve şöyle tepeden bakmanızı istiyorum. Bakınız bir tane düz ördük örmeden üzerine boşalttık. Düz ördük örmeden üzerine boşalttık. Bakınız onlar çift görünmekte ördüğümüz, örmediğimiz hepsi sırası ile belli olmakta. Şimdi bu sıramızda üzerinde ilmek olanları örüyoruz. Ters görünümdeki ilmeklerimizi ise üzerine ipimizi alarak örmeden boş geçiyoruz. Şöyle bakalım tekrar. Üzerindeki iplileri örüyoruz. Diğerlerine boş geçiyoruz. Hemen başlayalım. Kuralımız ilk ilmek mutlaka örülecek bitirirken örmediğimiz için ipimizde bakınız hemen hazır. Arkada alıyorum ve örüyorum. Ters görünümlü olan diğer sırada ördüğüm ilmeğim bu sırada şişimize boş takılacak. İpimi alıp şöyle geçiriyorum ve şuradan girerek üzerinde ipi alıp boş geçiriyorum. Diğer sırada boş olarak aldığım üzerinde ilmekli bakınız onu yine ardından girerek düz örüyoruz. Lütfen ardından örelim. Ters ilmek görünümü diğer tarafta örmüştüm. İpimi şöyle alıyorum. Şişimi takıyorum. Bakın şişte şu şekilde takıyoruz. Hiç farklı bir işlem yapmıyoruz. İpimiz sadece en önemli püf noktası ipimizin bu ilmeğimizin üzerinde yer alması. Boş geçiriyorum. Iki tane olan ilmeği şöyle giriyorum ardından düz örüyorum ters görünümde olan ilmeği ipimi alıyorum örmeden şişime takıyorum ve ipimin üzerinde ya ilmeğimin üzerinde olmasına dikkat ediyorum tekrar ardından girerek iki ilmeğimi düz örüyorum sıradakini üzerine alıyorum İki ilmek üst üste bu yönden yani tersten girerek örüyorum. Sıradaki ilmeğimin üzerine ipimi alıp boş geçiriyorum. Bir tanesini örüp bir tanesini örmüyoruz ve de hep düz örüyoruz bakınız hep düz. Tekrar ipimi aldım. Örgü bitene kadar sadece düz örgümüz olacak alıyorum. Son iki ilmeğimiz. Son iki ilmeğimizde yine bakınız düz örgümüz ve boş öreceğimiz örgümüz ikisi üst üste hemen örüyorum ve diğer en sondaki ilmeğimizi ipimi bu yöne alıyorum ve şişime ilmeğimi örmeden takıyorum ve ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk örgümün yönünü çeviriyorum. Daha küçük olduğu için örgümüzün boyu henüz belli bir selanik görünümü kazanmadı ama boyu ilerledikçe sizler kuralımıza dikkat ettikçe çok çok güzel olacak. Tekrar bakalım bakınız. Bir boş üzerinden atılı boş üzerinden atılı bakınız. Tek çift gibi, tek çift gibi şöyle kontrolümüzü edelim ve hemen örmeye başlayalım. İlk ilmeğimiz mutlaka düz örüyoruz. Diğer bakınız ters görünümündeki olan ilmeğimizi hemen ipimi şöyle alıyorum. Şişimin üzerinde kalacak şekilde örmeden ilmeğimi geçiriyorum. İki tane üst üste olan ilmeğimi giriyorum ve alıyorum. Tekrar ters görünümündeki diğer sırada ördüğüm ilmeğim ve tek olan ilmeğim. Hep tekler. Bakın üzerine ip alınıyor, çiftler örülüyor. Şu şekilde alarak geçiriyorum. Çift örgümü düz olarak örüyorum. Ters görünümündeki olan ilmeğimin üzerine getiriyorum. Örmeden çıkarıyorum. Ardından giriyorum düz. Ters görünümündeki ilmeğimin üzerine alıyorum şu şekilde. Diğerlerini iki tane üst üste olanı düz örüyorum. İpimi alarak geliyorum. Şu şekilde şişime takıyorum. Yine düz örüyorum. İpimi şöyle aldığınız zaman daha rahat olacak. Şöyle boğazına dolanmaz. Şöyle boğazına dolandığı zaman silahınımız maalesef olmuyor. Şöyle alıp geldiğiniz zaman üzerinde kalsın. İkisini örüyorum. Tekrar bakın ipimi alıp geliyorum. Üzerinde son iki ilmeğimiz. Yine düz örüyorum. Son ilmeğimi ipimi öne alıp boş bir şekilde takıyorum. Evet bu kadar kolay aynı şekilde örmeye devam ediyorum birinci ilmeğimi örüyorum ikinciyi örmüyorum bakınız iki tane üst üste örüyorum teki örmeden üzerine ilmek çifti örüyorum teki örmeden üzerine ilmek örüyorum ilmek alıyorum örüyorum ilmek alıyorum örüyorum ilmek alıyorum örüyorum ilmek alıyorum örüyorum, ilmek alıyorum, örüyorum. son ilmeğimi ilmek alarak büyütüyorum bu şekilde biraz büyütelim. Bandana mısı aynı şekilde örerek büyüttüm ve devam ettim. Şöyle bakacak olursanız bakınız yine aynı. Bir tane örülmemiş bir tek bir çift bir tek bir çift tek çift tek çift şeklinde 16 ilmeğimizi ördüm. Epeyce büyüttüm ama henüz bandana için yeterli değil. Birazcık daha öreceğim. Şimdi bir sıra yine birlikte örelim. Biraz da büyümüş haliyle örelim. Kuralımız ilk ilmek örülecek. Örüyorum. İkinci ters gibi olan ilmeğin üzerine şişimin üzerine ipi alıp şu şekilde geliyorum. Alıyorum. İki ilmeğimizi ardından girerek düz örüyorum. Tekrar tek ilmeğim ipimi alıyorum. Şişimi örmeden boş takıyorum. Her ikisini düz örüyorum. İpimi alıyorum ilmeğimin yanından giriyorum. Tekrar düz örüyorum. İpimi alıp öne getiriyorum. Şişime boş takıyorum. Düz örüyorum. İpimi alıp ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. Şöyle üzerinde olmasına dikkat ediyorum. Her iki yönden de Aynı işlemlerimizi yapıyoruz. Ne kadar zevkli, gerçekten ben çok keyif alarak örüyorum. Son iki ilmeğimiz yine düz ve boş. Düz bir şekilde örüyorum. Son ilmeğimi, ipimi öne alıp şişime tıp örmeden boş takıyorum ve birazcık daha örerek istediğim ölçüye gelmesini sağlıyorum. Yeterli ölçüye ulaşana kadar örmeye devam ettim şu şekilde. Şimdi santim olarak bakalım. Bu yetişkinler için olan bir bandana. Benim baş ölçüme çok rahat olmakta. 49 santim. Şöyle bakın şuradan tuttum. Şöyle tuttuğumda 49 santim olduğunu görüyoruz sizlerde öreceğiniz kişinin baş ölçüsüne göre, göre örebilirsiniz genelde zaten 45 santimden 52 santime kadar değişiklik göstermekte esnediği için çok da takılı kalmayalım tamamen birebir baş ölçüsü değil örgümüz önemli çünkü bakınız esniyor Evet şimdi kesme işlemini yapalım nerede ördüysek örelim nerede kullanacaksak kullanalım hiç fark etmez Selanemizi hep aynı şekilde kesiyoruz ben de her şişim takıldığı için daha kısa olan şişimi aldım yani şişte herhangi bir şey yok birinci ilmeğimi yine örüyorum ikinci ilmeğimi düz örüyorum ve birinci ilmeğimin içerisinden geçiriyorum normalde yaptığımız kesme işlemlerini aynına tekrar ediyorum 2 tane olan ilmeğim tek ilmek olduğu için yine arkadan girerek tek ilmek olarak örüyorum. Bir önceki örmüş olduğum ilmeğimin içerisinden geçirerek örüyorum. Diğer ilmeğimi yine düz örüyorum. Geçiriyorum. 2 ilmeğim tek ilmek hükmünde olduğu için alıyorum. Örmüş olduğum ilmeğimin içerisinden geçirip kesiyorum. Tek ilmeğimi örüyorum. Dilerseniz şu şekilde hemen ördükten sonra takabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde yine yani farklı yöntemlerle de kesebilirsiniz. İki ilmeğimi tek ilmek örüyorum ve kesiyorum. Hiç farklı işlem yapmadan sona kadar geliyorum. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi yine örüyorum. şişimin içerisinden geçiriyorum. Bütün kesme işlemini tamamladım. Şu şekilde bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Aynı iple dikeceğimiz için şöyle biraz uzun keselim. Ve ipimizi buradan şöyle ayıralım. Evet, bandanamızı bu şekilde istediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar ördüm ve büyüttüm. Şimdi dikme işlemine geçelim. Dikmeye başlayalım. Şu şekilde dikelim. Şöyle tam yarısına tutalım. Şöyle Tam yarısını yarısıyla her ikisinin dış tarafları dışarıda kalsın tam ortalayalım ve dikişimizi atmaya başlayalım. En kolay şekliyle aslında kapatıp da bunu dikilebiliriz ama bu şekilde daha rahat dikilmekte. Uç kısımlarından alıyorum içe girmiyorum. iki ucu yaklaştırdık. Bakınız her iki ucu yaklaştırdık. Tam ortalarına gelen kısımları diktik. Her ikisinin de kenarları kaldı. Şu şekilde. Şimdi diğer ucu bükelim. Şu şekilde. Diğer üç ucu birlikte dikelim. Hepsini aynı anda da büküp dikebiliriz ama daha rahat olmakta ucumuzun bir tanesini yine şöyle yaklaştırarak dikiyorum. En ucu şöyle yaklaştırıp şuradan alıyorum. 3 tane ucumun tamamını diktim. Şimdi dördüncüyü de kapatıyorum. Dördüncüyü de buradan dikelim. Hepsinden geçirmenize gerek yok. Sadece dördüncüyü sabitleyelim şöyle uçlarına kolayca ipimi çıktı yeniden ipimi takıyorum ipimi takarak geldim dördüncü katı da bu şekilde dikiyorum bakın hepsinden geçirmeme gerek yok şöyle yüzeysel önemli olan dördüncüyü tutturabilmek Evet şuradan düğümümüzü atalım çiçeğe geçirerek de tabi daha önce de söylediğim gibi dikebilirsiniz ama bu da gayet rahat olmakta hatta diğerinden rahat. Denince göreceksiniz. Düğümüm attım. Kesiyorum. Bu şekilde gayet güzel oldu bakınız. Her iki bölümde kıvrımlı bir şekilde. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden birlikte olmak üzere. hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.